Selamünaleyküm Arkadaşlar merhaba. Hepinizin bayramını kutlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Allah hepinize sağlıklı, saatli günler versin. Bugün bayram videomuzun konusu hem sizinle bayramlaşmak hem de piyasanın analizini yapmak. Piyasanın şu anki durumu gerçekten işler acısı. İleriye doğru piyasaya baktığınızda bazı kesimler şöyle söylüyor. Araç fiyatları daha da artacak. Kur patlayacak. Kurun patlamasından dolayı otomobil fiyatları çok çok artacak. Bazı kesimlere baktığınızda da Piyasa çok şişti. Piyasanın şişmesinden dolayı otomobil piyasasında bir durgunluk olacak. Bu durgunluğu daha önceki senelerde yaşamıştık. Yüksek fiyattan araç alanlar e, 3-5 ay beklemek zorunda kalmışlardı. Bu tekrar yaşanacak deniliyor. Seçim var, seçim vaatleri var. Seçimden neler çıkacağı hiç belli değil. Sürpriz sonuçlar çıkabilir. Seçimlerin olması dahi otomobil piyasasını karıştırmışken insanların aklındaki yatırım düşüncelerini de karıştırmış oldu. Yine en son konuşulan haberlerden bahsedeyim. Sonra piyasanın analizine geçelim. Faizler artacak. Otomobil fiyatları faizler karşısında daha düşük rakamlı kalacağı için insanların faizlere yöneleceği konusunda bir e, düşünce var. Şimdi bu düşüncelerin hepsini toplayarak otomobil piyasasında neler olacak? Bayramdan sonra bizim neler bekliyor? Seçimden sonra bizi neler bekliyor? Şimdi hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar sizden tek istirhamım var. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız. Bakın bazı videolarım 40 bin, 50 bin, 1 milyon izlenen videom var. Ama abone olmayan izleyici sayım daha fazla. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız sevinirim. İlk önce şundan başlayayım arkadaşlar. Son 10 gündür piyasada neler oluyor? Piyasada inanılmaz bir şekilde otomobil fiyatları yukarıya doğru bir tırmanış sergiliyor. Biz bu durumda ne yapıyoruz? Biz bu durumda elimizdeki arabalardan tamamen kurtulmaya çalışıyoruz. Yani bazen diyorlar ya TL'ye düşersen riskli olur ama otomobil piyasasının çok yukarıya gittiği zamanlarda da o zaman otomobil fiyatları aşağıya indiğinde çok zor durumda kalıyorsunuz. 6 ay beklemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü otomobil fiyatları %10, %15 geriye gelmek zorunda kalıyor. Neden böyle konuşuyorum? Son bir haftada otomobil fiyatlarına 50 ile 100 bin TL arasında zam geldi. Yani bu 1 milyon bandının altındaki araçlardan bahsediyorum. Bunun üstündeki araçları konuşmuyoruz. Onlar zaten bizim şu an gündemimiz dışında olan o tarz araçları 2 milyonluk 3 milyonluk tarz araçları alanlar o fiyatlara çok bakmıyorlar. Biz 12 milyon TL 7 kasa lunch paket BMW ilanı koyduk bir günde satıldı. Yani bu kıyaslamayı 1 milyon bandındaki araçlardan bahsediyorum. Şimdi bu araçların fiyatı liste fiyatının üzerinde. 100 bin TL yukarıdan satılırken şu anda liste fiyatının 150 ve 200 bin TL yukarısında otomobil fiyatları satılmaya başlandı. Yani sıfır otomobili ucuz alıyorsunuz. ikinci el otomobili 150-200 bin TL yukarıdan ikinci el piyasasından alıyorsunuz. Bunu alan arkadaşlara sesleniyorum. Bakın kurda yıl sonuna kadar öngörülen kur artışı 24 TL. Yani ben 24 TL'yi şu anki otomobil fiyatlarının üzerine koyduğumda şu anki ikinci elde otomobil fiyatlarını geçmiyor. 24 TL dahi olsa kur otomobil fiyatlarına zam dahi gelse şu anki ikinci elde satılan otomobil fiyatlarını geçmiyor. Kurdaki dalgalanma otomobil fiyatlarını çok çok yukarıya çıkarmayacaktır. Aynı günde 24 TL olursa o zaman arkadaşlar onda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Her şey aynı anda yukarıya doğru zamlanacaktır. Herkes otomobil peşine koştu. O dedi ki otomobil fiyatları gidecek aman TL'de kalmayın TL'de kalan zarar eder. Birisi dedi kur patlayacak döviz almaya başladı. Bir tane yorumda bana şundan bahsediliyor. Abi sen konuşurken otomobile 40 bin TL zam geldi. Tamam ben zaten bunu inkar etmiyorum. Bakın arkadaşlar son 10 günde otomobil fiyatlarına ikinci elde 50 ile 100 bin TL zam geldi. Ama sıfır otomobile ne kadar zam geldi arkadaşlar? Bu ayın içinde iki defa zam geldi mi? Gelmedi. Bu ayın içinde otomobil fiyatları 50 bin TL, 100 bin TL ikinci elde yukarıya çıktı mı? Çıktı. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şu anda otomobil piyasasında otomobil bulunamadığı için ve insanların seçim kaygısından dolayı piyasanın ne olacağını tahmin edemediğinden dolayı otomobile bir yatırım aracı olarak görüp otomobil almasından kaynaklanıyor. Ben şunu düşünüyorum. Kurda bir patlama olmazsa Bakın kurda bir patlama olmazsa yani 1 TL'lik gelecek 2 TL'lik gelecek e, kurdaki dalgalanmalar otomobil fiyatlarını ikinci elde çok etkilemeyecektir. Sadece sıfır otomobil fiyatlarını yukarıya çaracaktır. Faizler gerçek faiz şu an 35'lere çıkarsa insanlar bu sefer faize yönelecektir. Faize yöneldiğinde de otomobil yatırım aracı olmaktan çıkacaktır. İnsanlar otomobil satmaya başlayacaktır arkadaşlar. Yani bu binici otomobilini satacak anlamına gelmez. Bakın bunu karıştırmayın. Al satçı dediğimiz şu anda otomobil piyasasında bu işleri kar amaçlı görüp bir tane iki tane araç alıp satanlar yine farklı meslek gruplarından bu işi yapanlar ve e, otomobilinin fiyatlarını sürekli yukarıya çıkarıp piyasayı yukarıya çıkaran kişilerden bahsediyorum Bunlar otomobillerini satmak zorunda kalacaklar bunu şuraya yazıyorum arkadaşlar bakın kurdaki patlamayı saymıyorum kurda çok büyük dalgalanmalar olursa buna yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar o zaman her şeyin fiyatı artacaktır sadece otomobilin fiyatı artmayacaktır motosiklet aldıysan motosiklet artacak ev aldıysan ev artacaktır yani atıyorum evine aldığın gıda dahi artmak zorunda kalacaktır. Onun için kurdaki dalgalanmalar çok ani ve çok yukarıya çıkmadığı süre içerisinde de bunları etkilemeyecektir. Şimdi seçim vaatlerinde otomobil piyasası ile ilgili çok fazla bir şeyler verilmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi var. Bu da yeni otomobil alacaklara ÖTV'de indirim ya da ÖTV alınmayacak diye. Bu ikinci el piyasasını, otomobil piyasasını karıştırma şansı yok. Şimdi nasıl engelli muafiyetiyle otomobil bulunamıyorsa o zaman da ÖTV indirimiyle gençler otomobil alamayacaktır. Bu sa bu piyasanın elinde arkadaşlar. Yani bakın seçim vaatlerini ben otomobil piyasasını etkileyeceğini düşünmüyorum. Seçim vaatlerinde ne vaat edilirse edilsin otomobili gerçek anlamda uzun vadede. Bakın kısa vadede etkilemez. Uzun vadede bu bir bir yıl olur, iki yıl olur, etkileme şansı var. Ama kısa vadede biz şu anki önümüzdeki seçim sonunu ya da bayram sonunu iki bayram arasını konuşuyoruz. Bu Aralık'ta otomobil piyasasını etkileme şansı yok. Bakın arkadaşlar, bu benim şahsi görüşüm. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Piyasadaki şu anki gördüklerimi anlatıyorum. Piyasadaki gördüklerim. Şu arkadaşlar, otomobil fiyatları ikinci el piyasasında çok şişti. İkinci el piyasasında çok yukarı gitti. Sıfır ile ikinci el piyasası arasındaki makas 50 ve 200 bin bandında açılmış durumda. Bundan dolayı da Bayramdan sonra herkes otomobilini aldı. Herkes otomobilini almasından dolayı şu anda otomobil piyasasında ikinci el piyasasında bir durgunluk yaşanacak. Bu durgunluğun sebebi de çok yukarıya çıkması sıfır otomobillerin daha ucuz olmasından kaynaklanacak. Yani biz daha önceki yaşadıklarımızı yeniden yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Sizin de bu konudaki düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Benim düşüncem Otomobil fiyatları 3-4 aylığına %10, %15 bir düşüş yaşayacaktır. Bakın, sadece bu kısmı dinleyip de bana yukarı çıkan bir aracın fiyatı aşağı düşer mi demeyin arkadaşlar. Bakın, sıfır otomobilden bahsetmiyoruz. Sıfır otomobillere kur farkı ve rutin zamlar gelmekte. Yani askeri ücrete gelen zam dahi otomobil fiyatlarını minik de olsa bunu yukarıya doğru çıkarıyor. Ama biz şu anda ikinci el piyasasındaki ani yükselişin, çok yukarıya çıkışın nasıl bir düşüş yaşayacağından bahsediyorum. Bu da %10, %15 bir düşüş anlamına geliyor. Şu an otomobil fiyatları çok 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 şişmiş durumda. Bunu yapan da biziz arkadaşlar, başkası değil. İlanı olan galerici, alsatçı, binici aracını satmak istemez fiyatını yukarıya çıkarır. Alttaki ilanların satıldıkça fiyatları yukarıya doğru çıkmak zorunda kalır. Yine bir talep oluşturulup bu talep doğrultusunda da talep ne kadar çok olduğu için de otomobilin sıfırda da bulunamadığı için de yine e, bizim bu talep e, karşısında otomobil fiyatlarının yukarıya çıkmasıdır. Bunun sonucunu da biz e, bu şekilde yaşıyoruz. Biz otomobil bulamıyoruz. Bayilerde otomobil bulunamıyor. Bayilerin de savunması arkadaşlar, sıfır otomobiller ucuz, ikinci el piyasasındaki otomobiller daha pahalı. Siz daha çok para kazanıyorsunuz. Bundan dolayı da biz otomobillerin fiyatlarını ikinci eşitleyebilmek için aksesuar ya da e, bu araca e, ek e, bir şeyler koyarak satıyoruz diyorlar. Yani her şeyin sonucunda her şeyi yapan biziz. Allah seçimden sonra her şeyin hayırlısını nasip etsin arkadaşlar. Otomobil piyasasıyla da ilgili olsun ve e, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olsun. Ha, e, kim kazanırsa kazansın, e, hayırlısı kimse o kazansın. İnşallah otomobil e, piyasasında otomobil bulunabilirliği artar. Otomobil bulabiliriz. İkinci el piyasası da buna bağlı olarak aşağıya düşer. İnsanlar daha güvenli, daha güzel otomobilleri daha ucuz fiyatlardan alma şansı olur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız her zaman çok değerlidir ve yorumlarınıza çok önem veriyorum. Tüm yorumları da tek tek okuyorum arkadaşlar. Sizin de bana destek olabilmeniz için tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olmanız, bir beğeni göndermeniz, e, yorum yapmak istiyorsanız yorum kısmına da yazmanız. Videoyu paylaşarak daha çok kişinin izlemesini sağlayabilirseniz çok çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.